Kıymetli misafirler, Konya 6 AK Parti ilçe başkanımız Tayfun Baya, kadın kolları başkanımız Esra Karababan, gençlik kolları başkanımız Ali Çakmak, kıymetli yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri salonumuza teşrif etmişlerdir efendim. Hoş geldiniz. Çok kıymetli il başkan yardımcılarım, il yönetim kurulu üyelerim, Konya 6 ilçe yönetim kurulu üyelerim, meclis üyelerim, kadın kolları başkanım ve yönetimi, gençlik kolları başkanım ve yönetimi ve çok kıymetli hanımefendiler ve efendiler, evlatlarımızın şefkat yuvalarının mimarı, anne ve babalar, çok değerli misafirler ve en kıymetlilerimiz, kıymetli çocuklarımız. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz ikinci sünnet şönenimiz ve düğünümüzü huzurun kucağında uyanan ve onlara gelenek ve görenek, örf, adet değerlerimizin en saygın yönüyle anlatan anne ve babaların yetiştirdiği evlatlarımızın bu heyecanına hep birlikte ortak oluyoruz. Dünyayı çocuklar güzelleştirir. Bu sözün ve ifadenin en yakın takipçisi olarak başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bizler bugün eğitim yuvalarında özellikle çocuklarımızın eğitim, öğretim gördüğü alanlarda daha modern eğitim alabilmeleri, anne ve babaların çocuklarını daha güvenli bir şekilde okula gönderip evlerine dönmelerini sağlayan çok özel, ileri teknoloji yüklü ortamla hazırlıyoruz. Her şeyi devletten beklemenin doğru olmayacağı bilindiği üzere vatandaşlarımız Konya altında bizlerle birlikte bu konularda daima birlikte hareket etmiş, ortak imece ruhu ile çocuklarımız için çeşitli yararlı çalışmalar ortaya koymuşlardır. Dünyayı çocuklara verdiğimiz gün her şeyin daha vicdanlı, daha şefkatli, daha sevecen olacağını biliyoruz. Bunu asla unutmuyoruz. Ve çocuklarımızın daha bizlerden çok şey beklediğini biliyoruz. Çocuklarımızın kendini mutlu hissedeceği bir alanda çalışmalarının destekçisi olmaya daima devam edeceğiz. Sevgili çocuklar, bugün delikanlılığa ilk adımı attığınız gündür. Sizlerin daha iyi bir dünya ve gelecek için, özellikle kirlenmemeniz için, temiz kalmanız için, temiz sayfalar açabilmek için gece gündüz çalıştığımızı, annelerinizin, babalarınızın, ebeveynlerinizin gece gündüz sizler için çalıştığını hiçbir zaman unutmayın. Ailenize, arkadaşlarınıza, okulunuza, çevrenize ve en önemlisi vatanınıza sıkı sıkıya sarılın. Sıkı sıkıya bunların en önemli olan bizim orgularımızdan bir tanesi vatanımız, bayrağımız, milletimiz ve devletimizdir. Bunlara hep birlikte sahip çıkacağımıza gönülden inanıyorum. Değerli misafirlerimiz, organizasyonumuzun gerçekleşmesinde emeği geçen, katkısı olan Konya 6 ilçe teşkilatımıza, değerli yönetim kuruluna ve kıymetli kadın kollarımıza, değerli gençlik kollarımıza ve dava arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkürü bir borç biliyorum. Bu vesileyle gerçekleştirdiğimiz sünnet şönenimizde tüm hemşehrilerimizi ve yarınlarımız olan çocuklarımızı sevgi, saygı ve kucaklıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla efendim. Thank you.
İlçe başkanım, ilçe başkanlarım, bugün burada Konyaaltı Teşkilatımızın sünnet şöleninde burada bizimle bulunan değerli aileler, değerli çocuklar, böylesine güzel bir ortamda, böylesine güzel bir programda sizlerle buluştuğumuz için çok mutluyuz. Ben bugün burada bu programda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Evlatlarını sünnet ettirecek ailelere de hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyorum. Bugün burada birbirinden kıymetli geleceğimiz çocuklar için bir aradayız. Burada buluştuk. Görüyorum ki çocuklarımız da eğleniyor. Onlar da gönlünce bu sünnet şöleninin tadını çıkarıyor. Biz Konyaaltı Teşkilatımız geçtiğimiz senede bu sünnet organizasyonunu yaptı. Başarıyla, yürekten, gönülden ben ilçe başkanımızı, emeğe geçen, maddi manevi destek veren tüm arkadaşlarımızı kutluyorum. AK Parti olarak biz her daim milletimizin, hemşehrilerimizin yanındayız. Gerek Konyaaltı Teşkilatımızın daha önce yaptığı şehit ve gazi, şehit yakını ve gazi buluşmamız, gerek kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın hep birlikte yaptığı saha çalışmaları, ev ziyaretleri, esnaf ziyaretleri, her daim milletimizin yanındayız ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bugün burada bir birlik ve beraberlik tablosu var. Bugün burada bir coşku var, heyecan var. Görüyorum ki çocuklarımız da çok mutlu. Amacımız çocuklarımızı mutlu etmek. Amacımız çocuklarımıza burada güzel, ömürleri boyunca unutamayacağı bir hatıra yaşatmak. Ben tekrar bu organizasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Buraya katılan, çocuklarını sünnet ettiren tüm ailelerimizi tebrik ediyorum. Bu sünnet şöleninin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Efendim, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethemtaş'la birlikteyiz. Konyaaltı'nın ikinci kez neredeyse geleneksel hale gelen sünnet şölenindeyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok neden teşekkür ediyorum. Birkaç cümle. Evet, hızlıca şunu söylemek istiyorum. Burada bugün çocuklarımızın sünnet şöleninde Konyaaltı İlçe Teşkilatımızın organizasyonunda bir aradayız. Çocukların mutluluğu bizi çok mutlu etti. Bu işleri yapmak için burada arkadaşlarımız emek verdi ve bizim hiçbir karşılık beklemeden bu sünnet şölenini teşkilatımız gerçekleştirdi. İşte burada karşılığı o çocukların gülen yüzleri, ailelerinin mutluluğu ve bizim onlarla olan gönül köprümüz, gönül bağımız, bunun karşılığını bu şekilde almış oluyoruz. Bu tarz organizasyonlarımız devam edecek. Biz milletin yanında olacağız. Milletle, hemşerilerimizle sürekli bir ve beraber olacağız. Ve bu tarz hem gerek şehit yakınlarımız, gazilerimizle, gerek esnaflarımızla, gerek ev ziyaretlerimizle, gerek bu şekilde sünnet şölenlerimizle biz teşkilatçılığımızı yapmaya devam edeceğiz. Milletimizin, hemşerilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Efendim, bir sorum daha olacak. Evet. Seçimlere adım adım yaklaşıyoruz. 7-8 ay gibi bir kısa bir zaman kaldı. Aynen. Antalya'nın mimandarısınız, il başkanısınız, lokomotivisiniz. AK Parti teşkilatı olarak nasıl çalışıyorsunuz seçimlere? Nasıl bir... Hızlıca bunu da söylemek istiyorum. Biz 19 ilçemizde, Antalya'mızın tüm ilçelerinde kadın kollarımız, gençlik kollarımız, mahalle başkanlarımız, meclis üyelerimiz, teşkilatlarımızla bir ve beraberiz ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi kapı kapı dolaşıp gönüller almaya devam ediyoruz. Şu anda sahada olan, milletin yanında ve emrinde olan tek teşkilat AK Parti teşkilatlarıdır ve biz inşallah bugüne kadar olduğu gibi Antalya'da nasıl koyumuzu %21'den %47'lere getirdiysek 2023'te de oyumuz... İhtiyacınız var mı efendim? Allah izin verirse Antalya için söylüyorum. Antalya
olarak teşkilatlarımla birlikte çalışacağız, gayret edeceğiz ve 2023'te Antalya'da %20'yi aşacağız ve Cumhurbaşkanımıza Antalya'dan güçlü bir destek vereceğiz. Türkiye geneli bir tahmin alabilir miyiz? Türkiye geneli bir şey diyemem ama ben Antalya için inşallah. Seçimlerde bir sıkıntı görüyor musunuz? Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah seçimlerde birinci olarak %50'yi aşarak seçimi birincilikle tamamlayacak ve milletimizin desteği ve teveccühüyle bu seçimden de zaferle çıkacaktır. İkinci tur görüyor musunuz seçimlerde? Allah'ın izniyle ilk turda Sayın Cumhurbaşkanımızın birinciyle, zaferiyle, milletin destek ve dualarıyla ben ikinci tur görmüyorum. Birinci turda Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah... Enflasyonda bir düşüklük ve düşme eğilimi görüyor musunuz, tahmin ediyor musunuz? Nasıl yorumluyorsunuz enflasyonu? Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın aldığı tedbirler, maliye ve hazinedeki disiplin, enflasyonda düşme eğilimini gösteriyor. Sosyal konut projesi bunun bir örneğidir. İnşallah çiftçilerimize, esnafımıza verilecek esnaf kredileri bunun bir örneğidir. Ve yapılan bu çalışmalar, atılan bu adımlarla enflasyonda yavaş yavaş düşecektir. Ve inşallah milletimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'la hem gündemi, sıcak gündemi değerlendirdik. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun başkanım. Çok sağ olun. Efendim AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar Bey var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Sizler merhabalar. De hoş geldiniz. Hoş teşekkür bulduk. Ederim. Geçen sene de böylesi güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptınız. Geçen sene de buradaydık. Onları da izleyicilerimizle buluşturmuştuk. Bu sene ikinci kez sünnet şölenindeyiz. Evet. Neler söylersiniz böylesi sosyal faaliyetleri, özellikle küçük çocuklarımıza yapılan dokunuşlar, ailelerimize yapılan kucaklayış çok önemli bir yer teşkil ediyor şüphesiz. Çocuklar bizim için çok değerli. Önümüzdeki günlerin ve yarınlarımızın teminatı çocuklarımız. Biz onların her daim koruyup kullanmasıyla alakalı. Ailelerine, örf adetlerine bağlı kalmasıyla ilgili. Hem geleneklerimizin öğretmek için bizim amacımız burada çocukları hep beraber bir arada tutup geleneklerimizi devam ettirip sünnet düğünleri, sünnet şölenleriyle onları kıyafetlerini giydirip yarınlara örf adetlerine bağlı çocuklar yetiştirmek için biz örnek olmaya çalışıyoruz. Sosyal politikalarla alakalı, sosyal sorumluluğumuzla alakalı elimizden geldiğince çocuklarımızı yarınları hazırlamak için bizim de karınca kararınca desteğimiz olsun istiyoruz. AK Parti Konyaaltı İlçe Teşkilatı. Şehit aileleri, gazi aileleri, çocuklarımız böylesi önemli dokunuşlar bence. Evet, evet. Biz elimizden geldiğince ülkemizin çok nadir ve çok hassas noktalarına elimizden geldiğince dokunmaya çalışıyoruz. Gönüllerini almaya çalışıyoruz. En büyük mertebe şehitlik makamı. Şehitlerimiz, gazilerimiz bizim için çok önemli. Onlar için de programlar yaptık. Çocuklarımız zaten yarınlarımız diyoruz. Onun için onlarla da yarınlarımızı hazırlamak için onlara da güzel böyle programlar yapıyoruz. Bunu geçen sene yaptık, bu sene de yaptık. İnşallah önümüzdeki süreçlerde, gelecek senelerde yapmak nasip olur diye düşünüyorum. Hayırlı olsun, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Çok sağ olun, kolaylıklar. Sağ olun. Efendim AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar'la da yapılan bu sünnet organizasyonunu ekranlara getirdik. Çocuklarımız doyasıya eğlendi. Aileleri onlarla çok mutlu, çok güzel bir atmosfer, hava yaşadı. Biz de bu güzel atmosfer ve bu havayı ekranlarda sizlerle paylaştık. Yayında ve yapımdaymaya geçen bütün arkadaşlarım adına hepinize Allah'a ısmarladık diyoruz efendim. Hoşçakalın.